Evet. Çok güzel. Gülümseyin. Bozmayın. Bir tane daha alıyorum. Bana doğru bir dönebilir misiniz? Çok güzel. Bozmayın lütfen. Tamam. İzninizle fotoğraflarınızı kontrol ediyorum ben. Çalışma odasına geç. Burada beni bekle. Fotoğraflar çok güzel çıkmış. Özellikle Hira Hanım. Müstakbel işiniz... Müstakbel işim biraz yoruldu. Dinlenmeye ihtiyaç var. Peki ben çok teşekkür ederim. Susuyorsun. Çünkü dediklerim doğru. Aklın hala onda. Buraya geldiği ilk gün anlamıştım. Benim kardeşimin peşine düşecek demiştim. Aklını karıştıracak. Abla yeter. Bak bunları daha önce konuştuk. Ben çocuk değilim. Ben Meryem defterini yıllar önce kapattım. Bu saatten sonra Meryem benim ne aklıma girebilir ne de kalbime. Bak ben sadece o küçük masum çocuk için yaptım. Bu Meryem'in çocuğu değil, başka bir çocuk olsaydı ben yine giderdim, aynısını yapardım. Ben senin iyi niyetinden eminim ama o yılan... Abla. Bak işim başımdan aşkım. Rica ediyorum lütfen. Yıllar önce Meryem gittiğinde... Kardeşimin hayatı da bitti demiştim. Ama sen ayağa kalktın. Ne kadar zor olsa da bir daha düşmene izin vermem. Ölürüm de razı gelmem. Bak sen, büyümüş de babasına karşı gelirmiş ha. Çekil şuradan. Asla. Bir daha anneme dokunmayacaksın asla. Öyleyse sen de benim paramı eksik etme. Benim tepemin tasını attırma. Kız daha ne yapsın Raşit? Anne. Anneciğim iyi misin? Lan
Hepsini bana bunların be. Hiçbir şeyci yok onun. Benim adım Raşit. Ben bunları yemem. Ben söyleyeceğimi söyledim. Varın artık gerisini siz düşünün. Her şey hazır. Hepsini alıyoruz. Hay efendim. Hanımefendiye çok yakışacak. Orhan Bey, sizlerle paylaşmak istediğim çok özel bir parça var. Lübnanlı tasarımcısının incomparable, yani eşsiz olarak adlandırdığı bu harika parça adının hakkını layıkıyla taşıyor. Üzerinde farklı kesimlerde 91 adet beyaz elmas var. Cüretimi mazur görün fakat müstakbel eşiniz eşsiz bir güzelliğe sahip. Eminim kendisine yakışacağı kadar hiç kimseye yakışmayacaktır. İsterseniz bir de boynumda görün. Oldun anne? İlacımı aldım ya kızım. Toparladım bile. Nefes nasıl? Korkmuş mu çok? O kadar isterdim ki yavrumu kavgasız gürültüsüz bir yerde büyüteyim. Olmadı. Ben de isterdim kızım. Babandan çektin. Evlendin, kocandan çektin. Döndün baba ocağına. Gene eziyet. Ben de isterdim. Nefese sen benim yanımda ol. Değil babama. Dünyaya bile meydan okurum ben. Sen merak etme benim güzel anne. Sosyete ve iş dünyasının gözde bekarı Orhun Demirhanlı sonunda kalbini kaptırdı. Orhun Demirhanlı tıpkı adı gibi nadide güzellikte bir hayat arkadaşı seçmiş kendisine. Hira Hanım büyüleyici güzelliği, mütevazi tavrı ve zarafetiyle sadece Orhun Bey değil, herkesi kendisine hayran bırakacak gibi görünüyor. Kafi.
Efendim, misafiriniz geldi. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Düğününüz için çok heyecanlı olduğumu söylemek isterim. Şatafatlı düğün istemiyoruz. Mümkün olduğunca sade, gösterişten uzak olmalı. Malum, Nihan'ı yeni kaybettik. Efendim, Orhun Bey bir konsept belirledi. Çerkez geleneklerine uygun bir tören isteyeceğini düşünmüştüm ama kendisi daha sade bir konsept tercih etti. Ama elbette sizin kıymetli önerilerinizi de dinlemeyi çok isterim. Gençler, Orhun madem istediği konsepti söyledi, ona uymak icap eder. Ama müstakbel gelinimizin de onayını almalıyız. Hira'yı çağır. Şu hale bak. Neler yazmışlar. Egzotik prenses. Ne prensesi? Daha düne kadar tuvalet temizliyordu. El ele göz göze pozlar vermişler. Bizim yüzümüzden oldu. Biz basına sızdırdığımız için kız batıralım derken iyice göklere çıkardık. Kaybettim. Kaybettim Orhun'u. Nikah kıyıldı da bizim mi haberimiz olmadı? Ne söyledim ben sana? Benim bildiğim Afife bu evliliği asla onaylamayacaktır. Ama Orhun'u da tanıyoruz anne. Bir kere bir karar verdi mi? Asla dönmez. Ben onu kaybettim. Kaybettim onu. Kaybettim ben onu. Vazgeçtin yani öyle mi? Neydiği belirsiz bir hizmetçi parçasına yenilmeyi kabul ettin. Bu çöplükte ömür çürütmeyi kabul ettin öyle mi? Toparlanacaksın. Gidip dinlenip yarın daha güçlü kalkacaksın ayağa. Gün gelecek sen olacaksın fotoğraflarda Orhun'un yanında. Sana söz veriyorum. Peki kalbinde? Kalbinde de olabilecek mi? Boşuna heveslenme, olamazsın. Onun kalbi yok çünkü. O ne o kızı sever ne seni ne bir başkasını. Ama merak etme. Gözyaşlarının hesabını soracağım ondan. Daha önce yaptıklarını biliyoruz. Gölge etme yeter. Abin bu defa büyük oynuyor. Bakalım şirket hisselerini baş düşmanın Kutuoğlu'na sattığında ne yapacaksın Orhun Efendi? Kendi kendine ne homurdanıp duruyorsun? Nefesin içki kokuyor. Git elini yüzünü yıka. Suna Hanım. Düğünü organize edecek. Fotoğraflarınızdan da güzelsiniz Sira Hanım. Çok memnun oldum. Müstakbel gelinimin kararlarına saygı gösterdiğimi söylüyordum ben de. Ne de olsa onun düğünü. Tercihlerini yapacak olan o.
Belli ki en kritik tercihini yapmış. Çok doğru bir tercih. Birbirinize çok yakışmışsınız. Lütfen devam edelim. Daha evvel yaptığımız organizasyonlardan en güzellerini derledim sizin için. Bu rustik düğün konseptimiz. Taze çiçekler, ahşap süslemelerle elegan bir hava yarattık. Saray düğünü konseptimiz. Altın varaklar, kristal objeler ve antika parçalarla gerçek bir saray havası veriyoruz. Sizler gibi kıymetli müşterilerimizin tercihi genelde bu konseptten yana oluyor. Konseptimiz diğerlerine göre biraz sade. Size basit gelebilir. Bu güzel. Siz gerçekten birbiriniz için yaratılmışsınız. Orhun Bey de aynı konsepti seçti. Dilerseniz masa örtüleri ve süslemelerde daha canlı renkler kullanabiliriz. Beyaz zambaklar ağırlıklı kullanıldığına göre pastel renk geçişleri daha hoş durur. Kafanızda bir soru işareti kalmadıysa müstakbel işimi alabilir miyim? Siz bir tercih yaptınız ama anneniz işinizin de fikrini almak istedi. Olmadan hiçbir işe kalkışma demiştim. Ben annenizi çağırınca al bunu. Sana sorulabilecek sorular var içinde. Ezberle hemen. Çalmadan girdim ama röportajın altına gelen yorumları okudunuz mu? Ortalık yıkılıyor. Muhteşem şeyler yazmışlar. Özellikle Hira için. Zarafet ve güzellik abidesi. Tam Demirhanlılara yakışır bir gelin. Orhun Demirhanlı turneyi gözünden vurdu. Hiç utanma. Bu övgülerin hepsini hak ediyorsun. Nurşah. Fotoğrafınıza da bayıldım. Öyle yakışmışsınız ki birbirinize. Keşke ablam da bu mutluluğunuzu görebilseydi. Nurşah, biz de tam düğünü konuşuyorduk. Anladım. Hira, işimden kıskanmaya başladım. Gidiyorum, tamam. Ne duruyorsun? Git ezberle şunları. Anne.
Anne korkuyorum anne. Yardım et anne. Geç anneciğim. Anne yardım et. Korkma anneciğim, ben buradayım. Sen şuna aklım hala onda. Onu unutamadım desene. Hala onu seviyorum desene. Yalan mı Kenan? Söylesene. Borcumu ödemek zorundayım. Ezberledin mi? Cevapla o zaman. Ne zaman tanıştık? 2 ay önce Afrika'da. Afrika'da ne işin vardı? Gönüllü olarak çalışıyordum. Gıda ve erzak dağıtımında görevliydim. Ne kadar zamandır oradaydın? 3 yıldır. Birbirimizden nasıl etkilendik? Siz Nihan Hanım'ı ziyaretine gelmiştiniz. Hep birlikte yemek yemiştik. Sonra sizi çevreyi gezdirmiştim. Rehberlik yapmıştım. Birbirimize yakınlaştık. Sonra? Nihan Hanım'ın ölümüyle ikimiz de sarsıldık. Birbirimizi teselli ettik. Sonra birlikte döndük. Yalan söylemeyi iyi becerebileceğini biliyordum. Beni yanıltmadın. Yarın sakın bir hata yapma. Bir de herkesin gözü üzerinde olacak. Böyle asık suratlı durmayacaksın, gülümseyeceksin. Annem köle gelinini hep gülümserken görecek. Anlaşıldı mı?
Nefesim. Annem. Hadi uyan. Çok mu uyudum? Hayır bir tanem. Ama kalkman gerekiyor. Hadi hızlıca üstünü değiştirelim. Nereye gidiyoruz? Anneannen biraz rahatsız. Dinlenmesi gerekiyor. Seni bugün Feriha teyzene götüreceğim. Beni sevmeyecek misin bu sabah? Özür dilerim anneciğim. Nasıl unuttum? Al bak. Feriha ablan arıyor. Ali abla günaydın. Biz de çıkıyorduk şimdi nefesle. Ben de seni arayacaktım onun için. Benim müşterim acil siparişini istedi. Bir saate gidip dönerim. Nefes evden alsam olur mu? Ben yanımda götüreyim abla. Annem şimdi hiç kalkmasın. Benim yanımdan alabilir misin? Tabii, tabii alırım. Sağ ol abla, görüşürüz. Önce benim çalıştığım yere gideceğiz. Feriha teyzen seni oradan alacak, olur mu? Günaydın. Heyecandan uyuyamadın değil mi? Gün büyük gün tabii. Sakın bir daha kardeşim bir niyetinden faydalanmaya kalkma. Sakın. Ben bir şey yapmadım. Kendisi... Rahat ol. Her şey yolunda gidecek. Bak ne diyeceğim. Bugün hazırlığı benim odamda yapalım. Günaydın abi. Günaydın. Uyuyamayanlar Kulübü'ne hoş geldin. Bugün büyük gün. Ben sizi yalnız bırakayım. Sana son uyarım. Kardeşimden uzak dur. Birini öldürdün, diğerinin yanına bile yaklaşmayacaksın. Başka çocuk var mı? Yok anneciğim. Olsaydı oynardık birlikte. Bağcıkların çözülmüştür anneciğim. Tümer abi.
Ne haber cimcime? İyiyim. Annemle beraber bulaşık yıkamaya gidiyorduk. Hay Allah ya. Benim de bugün burada sana ihtiyacım vardı. Sahi mi? Evet. Ofiste işler çok yoğun. Böyle bir sürü dosya var. Belki bana yardımcı olursun diye düşünmüştüm. Biliyor musun? Çikolatalı kek de almıştım. Ben bulaşıkları tek yıkayabilirim. İstersen sen buradaki işlerini hallet. Şebnem, Nefes bugün bize yardımcı olacak. Oo, Nefes de geldiğine göre bugün işlerimiz daha kolaylaştı demektir ha? Gidelim mi o zaman? Hadi gel bakalım. Feriha abla bir saate gelir alır Nefes. İnsan sevdiği birini kaybedince önce inkar edermiş. Sonra özgür duyarmış. En son kabullenirmiş. Ben bu acıyı asla inkar etmeyeceğim. Aksine yaşadığım her an hatırlatacağım kendime. Öfkem hiç dinmeyecek. Ta ki intikamınızı alıncaya kadar. Söz veriyorum. Sizi bu hayattan koparanlar aldıkları her nefeste pişman olacaklar. Sizi diri diri toprağa gömen, yaşarken öldüren tek bir huzurlu gün görmeyecek. Siz bir kere öldünüz. Onlar yaşadıkları her gün ölecek. Orhun, seni de nişana davet eder demiştim ama yanıldım. Seni hiç affetmeyecek. O geldiğince geleceğiz, gittiğince çıkacağız hayatından ha? Yok öyle şey. Beni fazla hafife aldı. Sakın bir aptallık yapmaya kalkma. Kardeşinin işini de mahvedersin. Şu an tek umudumuz Eda. Bence Eda umutsuz vaka. Sil artık şu gözlerindeki acıyı. Asıl Afife'nin içi yanıyordur. Yanında olman çok önemli. Ona sen destek olacaksın. Hadi yürü bakalım. Yürü. Çok yakında yaranmanıza gerek kalmayacak Afife Hanım'a. Ben her şeyi çözüyorum. Buyur avukat bey. Vedat Bey, size bilgi vermek için aradım.
Şirket kasasından çektiğiniz nakitlere karşılık Orhun Bey hisselerinize tedbir koydurdu. Ne diyorsun sen be? Ne saçmalıyorsun? Gerekli incelemeler bittikten sonra hisseleriniz Orhun Bey'e devrolacak. Hayır. Sakın. Sakın. Orhun Bey iletmemi istedi. Bilginiz olsun. Alo. Alo. Seni geberteceğim Orhun Demirhan'la. Yemin ediyorum ölümün benim elimden olacak. Baban geldi, seni bekliyor. Sen beni batıracak mısın be? Bununla bir ordu doyar, ordu. Çok uzatma. Bir sürü bulaşık var. Ben hesabı ödeyecektim. Kasaya kim bakıyor? Buyurun, ben alırım. Buyur abi. Abicim. Çok yakışıklı olmuşsun. Umarım çok mutlu olursun abi. Bunu öyle çok hak ediyorsun ki. Müstakbel gelinimiz ne yaptı acaba? Eminim peri kızı gibi olmuştur. Ben bir gidip bakayım. İstersen misafirlerle ilgilen. Afife Hanım yalnız kalmasın. Haklısın. Ben bir gidip Afife Hanım'a bakayım o zaman. İçin Nihan abla. Geçerken şöyle uğrayıp da bir hayırlı olsun diyecektim ama benim acil bir işim çıktı, sonra gene gelirim. Baba dur. Ver o aldığım paraları. Ne parası be? Sen hayal görüyorsun herhalde, para bana yok. Kasadan para aldığını gördüm.
Geri vermeden de gitmene izin vermeyeceğim. Az açlıyoruz sana şunu değil mi? Bedava mı akıyor oğlum bu su? Hı? Hep zarar ziyansınız zaten. Kapa şunu, kapa. Daha salata yapılacak. Oyalana oyalana iş yapıyorsun. Kendini çabuk tut hadi. Ben tutmayayım daha fazla. Hadi kolay gelsin sana hadi. Baba! Ne işin var senin kasanın başında ha? Yoksa o Ayyaş babana para mı verdin ha? Hayır, yanlış anladınız. Hırsız, ahlaksız! Kimse benim paramı çalamaz, anladın mı? Bekle sen, bekle, bekle. Hayır, ben bir şey yapmadım. Bekle. Yanlış anladınız, ben bir şey yapmadım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Fotoğraflarda kızın güzelliğine hayran kaldım doğrusu. Egzotik güzel yazmışlar. Ben de çok merak ediyorum. Affa Hanım, çok tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Buyurun. Orhun da nikah masasına oturtan kız çıktı demek ki. Sevdiğim adamın nişanına geldim resmen. Hala inanamıyorum. Sadece nişan. Ama bakalım nikahı olacak mı? Annemin yanında misafirleri karşılayacaktım. Ben hemen görevimin başına dönüyorum. İyi misin? Affedersin abi. Seni üzmemek için elimden geleni yaptım ama böyle bir günde ablam da yanımızda olmalıydı. Nihan olsa her şey çok daha farklı olurdu. Thank you.
Naci'yi bir iş veren de kabahat zaten. Arkamı döndüğüm anda paramı çaldın. Ben bir şey çalmadım, yemin ederim. Sen çalmadıysan kim çaldı ha? Ben yapmadım. Yalancı. Paralar kuş olup kasa danışmadı ya. Hırsızsın sen. Ben hırsız değilim. Hanımefendi, ifadenizi her şeyi anlatırsınız. Beyefendi, siz de buraya geçer misiniz? İfaden alınana kadar burada kalacaksın. Müstakbel eşim. Allah tamamını erdirsin. Maşallah. Pek yakışmışsınız birbirinize. Teşekkürler. Müsaadenizle. Hoş geldiniz usta. Hoş bulduk. Orhun. Hemen geliyorum. Tamam da senin de başını bağladık ya. Nasıl alışabildin buralara? Alışmaya çalışıyorum. Alışmak zaman alır. Zamansa her şey. Sen yeter ki yüreğini kendine rehber et. Kalbini çalan prensesle tanıştırmayacak mısın bizi? Tanıştırayım tabii. Gelin. Siz misafirinizle alakadar olun. Ben biraz dolaşayım, ayaklar başız. Müstakbel eşim. Üniversiteden arkadaşlarım Çetin, Kadir ve Yeliz. Memnun oldum. Nihan'ın yakın arkadaşıydınız değil mi? Evet. Çok yakındılar. Ah Nihan ya. Kahrolduk hepimiz. İnşallah siz mutluluk getireceksiniz Orhun'a ve ailesine. Siz ne yapıyordunuz Afrika'da? Onun görevi Nihan'a... rehberlik etmek. Tüm sağlık çalışanlarına rehberlik ediyordum. Aynı zamanda gıda ve ilaç dağıtımında görevliydim. Dans de Fonse, de Passy. Oui, je parle français et je connais bien l'Afrique. Ne güzel akıcı konuşuyorsunuz, sanki ana diliniz. Orhun Bey, törene geçebiliriz. Buyurun. Meryem. Kenan. Beni hırsızlıkla suçluyorlar ama yemin ederim ben bir şey çalmadım. Buraya sızlanmanı değil gerçekleri dinlemeye geldim. Avukatın olarak. Efendim, evlilik iki kişiyle çıkılan bir yolculuktur. Sevgi, saygı, emek, fedakarlık ister. Sabır ister. Eş dediğin, diğerinin ayağa takıldığında onun elinden tutar, ayağa kaldırır. Acılı günde, tatlı günde
hep yanında olur. Onun ömrüne ömür katar. Sizlerin de yolunuz, yolculuğunuz güzel olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun. Aklın sıra benden kurtulacağını sandın. Çık git buradan. Sen emredersin, herkes yapar değil mi? Çünkü sen bir demirhanlısın. Bu defa öyle olmayacak. Sen benim hayatımı mahvettin. Ben seni yaşatır mıyım sanıyorsun? Kendine gel. Hemen indir o silahı. Vedat, çıldırdın mı oğlum? Bir adım daha atma. Sakın. Kimse yaklaşmasın. Senin için yolculuk burada bitiyor Orhun Demirhanlı.
kurşunluk canım vardı. Ama canın karşılamaz yaptığın şeyi. Ölüm ancak kurtuluş senin için. Yaşayacaksın. Döndüm. Çünkü sana bir can borcum var. O borcu ödemeden hiçbir yere gitmiyorum.